Merhaba, ben Yağmur, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber balık resmi yapacağız. Yapmaya başlayalım. Sevgili minik arkadaşlarım, siyah kalemimi aldım. Balığımı çizeceğim. Bu arada balığı ne kadar kolay yapabileceğimizi gösteriyorum. Siz de videoyu duraklatarak kaleminizi, yani boyama kalemlerinizi bir de kağıt alarak, videoyu duraklatarak benimle beraber resmimizi yapabiliriz. Evet, burayı da yaptım. Balığımızın gövdesini çizdim. Şimdi buradan bir çizgi geçiriyorum. Sonra buradan bir göz çıkartıyorum. Buradan böyle yapıyorum, içinde boyuyorum. Göz bebeğini de yaptıktan sonra ağzını yapıyorum. Böyle çiziyorum. Hafif çiziyorum çünkü kırmızı rengimizle de buradan geçeceğiz. Sonra şuradan böyle çıkartıyorum. Burayı da boyamıyorum çünkü burayı da kırmızıya boyayacağız ki güzel olsun. Sonra buradan böyle alıyorum. Peki bunlar nedir? Bunlar pulları. Pullarını da yaptıktan sonra yüzgeçlerini yapacağız. Böyle böyle yaptıktan sonra size buradaki üçgeni yapacağım. Buradan böyle üçgen yapıyorum. Burayı yaptıktan sonra yüzgeçlerini yapıyorum. Sonra buradan böyle çıkartıyorum. Sonra tam buradan böyle yapıyorum. Buradan da böyle çıkartıyorum, böyle yapıyorum. Bunlara iki tane çizgi koyuyoruz. Buna üç tane, buna da dört tane. Buradan böyle geçiriyorum. Sonra balığımı şimdi renklendireceğim. Hemen kuru burada bir tane, burada kırmızı rengim yok. Kuru boyalarımın diğerlerine gittim. Buradan bir tanesini aldım. Hemen şöyle yapıyorum. Ve sonra da şöyle yapıyorum. Sonra turuncu rengimi alıyorum. Boyuyorum. Balığım küçük olduğu için hemen boyanıyor. Siz daha büyüğünü yapabilirsiniz. Benden de güzelini yapabilirsiniz. Resim yapmak her zaman çok güzeldi. Taşırmamaya dikkat ediyorsun, değil mi? Evet, ama biraz taştı. Neyse, zaten burayı hem sarı hem de turuncuya boyayacağım. O yüzden taşabilir turuncu yer oraya. Evet. Buraları boyadıktan sonra
Sarı rengimi alıyorum. Sarı rengimi böyle hafif hafif boyuyorum gözüme ki kaçırmıyorum. Hafif hafif boyuyorum. Sonra tekrardan turuncu rengimi alıyorum. Biraz çok hafif böyle turuncu rengi boyuyorum. Böyle yapıyoruz. Sonra da hemen şöyle mavi rengimizi alıyoruz. Peki yüzgeçlerini boyamayacak mısın? Aa, doğru ya, araları vardı. Yüzgeçlerini de şöyle yeşile boyayalım. Yüzgeçlerini de boyadıktan sonra yüzgeçlerini yeşile boyuyorum. Yüzgeçlerini boyadıktan sonra bordo rengimle kuyruğunu boyuyorum. Herkes istediği rengi seçebilir, evet, değil mi? Bazıları benim istediğim, benim yaptığım gibi, bazıları istediği gibi yapabilir. Herkesin kendi hayal gücüne kalmış bir şey. Hı. Tabii gerçek balık rengiyle yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Yani bu sizin hayatınız. İşte balığım çok güzel oldu. Şimdi denizin içindeki aksesuarları ve denizi yapmaya başlayabilirim. Yine koyu yeşilimle yosunlarını yapıyorum. Bastırarak boyamamız gerekiyor, değil mi? Evet. Sonra üstünden bastırarak geçiyorum. Bunların içinde açık yeşilimizle boyayacağız. Yosunlarımızı da yaptıktan sonra denizimizi yapalım. İlk önce yosunlarımızın içine açık yeşilimizle boyayalım. Yosunlarımızı da boyadıktan sonra denizimizi yapacağız. Koyu yeşille. Yosunlarımızın üstünden bir daha geçiyoruz ki gerçekçi gibi gözüksün. Lacivertimizi aldığımızda böyle yapıyoruz ki gerçek deniz gibi gözüksün, bunlar dalgaları gibi. Mavimizi de alıp hemen boyuyoruz. Sonra lacivertimizin üstünden bir daha geçiyoruz ki daha da gerçekçi gözüksün. Evet arkadaşlar, annemin yardımıyla denizimi boyadım. Buraları boş bıraktım çünkü taş yapmayı atladım. Şimdi taşlarımı da yapacağım. Taşlarımı yaptıktan sonra dalgalarını lacivertimizle daha da
Gerçekçi yapacağız. Hemen böyle yapıyoruz. İçinde hafif siyahımızla boyuyoruz. Birleşik yapmıyoruz. O zaman daha güzel oluyor ama sizin hayal gücünüze kalmış. Benim hayal gücüm de böyle. Denizaltı. Böyle yapıyorum. Taşlarımı da yaptıktan sonra hemen yanlarını da maviyle geçiyorum. Bu arada denizimizi boyarken böyle boyamıyoruz. Böyle boyuyoruz ki daha da güzel olsun. Hemen şöyle taşların yanından geçiyorum. Şimdi lacivertimizi alıp hemen dalgaların üstünden bir güzel geçiyorum. Bitti. Çok güzel oldu resmimiz. Buzdolabımızın üstüne yerleştirebiliriz bir mıknatısla. Orada çok güzel görünür. İsterseniz bunlardan bir sürü yapıp biriktirebilirsiniz. Çocukluğunuzdan anı kalır. Büyüdüğünüzde bunlara bakarsınız. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Çok güzel oldu resmimiz de. Hem abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere bir dahaki videolarımda. Görüşürüz.